Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çift taraflı kullanılabilen yelek çalışması yapacağız. Bu yelek çalışması için kalıp olarak kendi kıyafetlerinizden yardım alabilirsiniz. Bununla ilgili benim daha önceki videolarımda kıyafetten kalıp nasıl çıkartılır şeklinde çalışmalarım var. İsterseniz burada dergisinden de kalıp çıkartabilirsiniz. Zaten çok zor bir kalıbı yok. Bir ön ve bir arka kalıbına ihtiyacımız var. Ben kesimini yapmıştım yeleğimin. Şimdi sizlerle birlikte dikimini yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi ilk önce pazen kumaştan yelek kesimini yaptım. Ön beden bu. Bu şekilde. Boyunu ben kısa tercih ettim ama sizler isterseniz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bir ön kalıba ihtiyacımız var. Bir de arka kalıba ihtiyacımız var. Arka kalıpta da arkasını dikişli olsun istemedim. Yani keserken bu kısmı kumaş katına yerleştirdim. Ve bu kısma dikiş payı vermeden kesimimi yaptım. Bu da arka beden çalışmam. Daha sonra çift taraflı kullanılacağını söylemiştim ben. Pazen kumaşı tercih ettim. İçine de böyle siyah kumaş aldım. Ve aynı şekilde önü de arkayı da kesimini yaptım. Şimdi bu yelek çalışmasının dikimine geçebiliriz. Öncelikle pazen olan kumaşımı alıyorum ve şimdi hemen omuzlarını birleştireceğim. İki düz kumaşın yüzleri birbirine bakacak şekilde böyle yerleştiriyorum ve şimdi omuzları iğneleyeceğim. Yeleğin dikimi hem çok pratik hem de çok avantajlı. Çünkü aynı anda hem desenli yelek kullanabileceksiniz hem de tek renk kumaştan yelek kullanabileceksiniz. Şimdi desenli olan yani pazen kumaşımı yerleştirdim, omuzlarını iğneledim. Şimdi aynı şekilde siyah olan kumaşımın omuzlarını iğneliyorum. Ben bu şekilde bol tel aldım kenarlarından. Ama sizler isterseniz çizerek de çalışabilirsiniz. Omuzların iğnelemesi bitti. Şimdi dikim işlemine başlayabiliriz. Hem siyah kumaşımın omuzlarını hem de pazen kumaşımın omuzlarını makinede dikeceğim. Dikiş paylarını ikiye açıp bu şekilde ütüleyeceğim ve daha sonra kol dikişlerine geçeceğiz. Omuzların makinesini diktikten sonra dikiş paylarını bu şekilde ikiye açıp ütüledim. Şimdi kol uyuntularını, yaka uyuntusunu ve ön ortası dikişlerini yapacağız. Bunun için ilk önce kumaşımın düz yüzünü böyle çeviriyorum. Daha sonra omuz dikişleri üst üste gelecek şekilde gördüğünüz gibi bu omuz dikişinin de makinasını diktim. Siyah olduğu için belki net görünemeyebilir. Makine dikişlerini omuzların yaptım ve dikiş paylarını ikiye açıp ütüledim. Şimdi kumaşın ikisinin düz kısmı birbirine bakacak şekilde omuz dikişlerini üst üste yerleştiriyorum. Uyuntusunu iğneledim arkadaşlar. Önden başladım. Ön ortası, yaka, ön yaka, arka yaka. Daha sonra ön beden ve kol uyuntusu. Yani özetle kol uyuntularını
Yakayı ve ön ortalarını şimdi başlayacağım makine çekeceğim. Böyle bu kısmı makine dikiyorum. Aynı şekilde bu kısmında makinasını çekeceğim. Makine dikişlerimi yaptım ve şimdi hemen iğnelerimi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi kol oyuntusunun makine dikişini yaptım. Ön ortasının makine dikişini, yakaların makine dikişini yaptım. Dikimi çok pratik bir çalışma bu. Bakın. Böyle bu kısmında makine dikişini yaptıktan sonra şimdi hemen dikiş paylarını keseceğim. Yarım santimden dikiş paylarımı kesiyorum. Diktiğim yerlerin. Sadece diktiğim yerlerin dikiş paylarını kesiyorum. Bu köşeleri böyle üçgen yapıyorum. Dikiş paylarını kestikten sonra kol oyuntusuna ve yaka oyuntusuna çıt atacağım. Çıtların amacı da daha rahat dönebilmesini sağlayacak oyuntularımızın. Herhangi bir mesafesi yok. Belirli aralıklarla çıt atıyorum. Bakın böyle. Çıtlarımızı bu şekilde atıyoruz. Şimdi yeleğimizi çeviriyorum. Yan dikişleri birleştireceğim çünkü. Bu öndeki yaka oyuntusu ile ön ortasının yani köşe kısmın dikiş paylarını ikiye açarak yapıyorum döndürme işlemini. Burada köşede herhangi bir kalınlık oluşmasın diye. Bütün yeleğimi tek omuzdan çeviriyorum bu şekilde. Şimdi burayı çevireceğim diğer omuzdan. Bakın dikimi oldukça basit bir çalışma bu. Ben size zaten pratik bir yöntemle anlatıyorum yeleği. Bakın gördüğünüz gibi sadece kol oyuntusunu diktim, yaka oyuntusunu, ön ortasını diktiğimi belirtmiştim ve çevirdikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi yeleğimin ütüsünü yapacağım. Dikmiş olduğum yerlerin ütülerini yapacağım ve daha sonra yan dikişlere geçeceğiz. Dikmiş olduğum yerlerin ütüsünü yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi yeleğimin yan dikişlerini birleştireceğim. Yan dikişleri birleştirirken bakın yan dikişleri birleştirirken hemen şöyle tutuyorum kumaşımın tersini. Bakın bu kısmı tutuyorum. İki kol altını dikişini böyle denk getiriyorum birbirlerinin üstüne. Hemen buraya bir tane iğne takacağım ve daha sonra yan dikişlerimi birleştireceğim.
iğneledim. Şimdi diğer kısmı da iğneliyorum. Yan dikişimi iğneledim. Buradan başlayacağım. Böyle bu kısmı şimdi makine dikeceğim. Aynı şekilde diğer kısmı da böyle bu kısmı makinede dikiyorum. Makine dikişimi yaptım ve şimdi hemen iğnelerimi çıkartıp dikiş paylarını keseceğim yarım santimden. Bakın çeviriyorum düz yüzünü ve bu şekilde oldu. Böylelikle yan dikişlerim de bitti. Sadece yeleğimin alt dikişi kaldı. Bunun için ilk önce dikiş paylarını düzeltip keseceğim. Daha sonra yeleğin alt kısmını iğneleyeceğim. Yeleğimin yan dikişlerini diktikten sonra şimdi alt kısmını dikeceğiz. Hemen çeviriyorum yeleğimin tersini. Yan dikişlerin dikiş paylarını ikiye açıyorum. Üst üste dikiş paylarını getirip iğneleyeceğim. Diğer yan dikişimi de denk getiriyorum. Ve şimdi yeleğimin altını tamamen böyle makinede dikeceğim. Ve daha sonra yan dikişten ufak bir kısım arkadan siyah olan kumaştan sökeceğim. O kısmı da el baskısı yaparak yeleğimi tamamlayacağım. Şimdi yeleğimin altını düz bir şekilde makinede dikiyorum. Yeleğimin uç kısmını da makinede diktim. Ve daha sonra yan dikişleri paylarını ikiye açıp ütülüyoruz. Yeleğimin her tarafı şu an makina dikişli olduğu için yeleğimin düzünü çevirebilmek için yan dikişten şöyle bir miktar yeleği çevirebileceğim kadar söktüm. Ve şimdi buradaki açıklıktan yeleğimin tamamını çeviriyorum. Yeleğimin gördüğünüz gibi sökmüş olduğum kısmını şimdi elimle el baskısı yapıyorum. Sonra yeleğimi ütüleyip sizlere son halini göstereceğim. El baskısını yaptım. Gördüğünüz gibi. Şu an siyah olduğu için muhtemelen çok net göremiyorsunuz. El baskısını yaptıktan sonra şimdi yeleğimi ütüleyeceğim ve sizlere son halini göstereceğim. Gördüğünüz gibi yeleğim çift taraflı bir yelek. Oldukça kullanışlı, dikim olarak pratik, kalıp olarak da kalıba ihtiyacınız bile yok. Kendi kıyafetlerinizin üzerinden çok rahatlıkla kalıp çıkartabilirsiniz. Çok yakası olmadığı için çok özellikli bir kalıbınıza ihtiyacınız yok. Kıyafetinizin üzerinden bile çok rahatlıkla çalışabileceğiniz bir yelek. Görüntüsü oldukça şık. Çift taraflı kullanılabilen bir yelek. Bakın son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi üstteki kumaşım pazen. Aynı şekilde pazene uygun siyah bir kumaş tercih ettim. İsterseniz bu şekilde desenli olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz sade renkli kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Oldukça kullanışlı bir yelek oldu. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.